Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir arma videosuna hoş geldiniz. Bugün Kadir dedim mi la ismin? Eyvan Nebi. Süleyman Nebi ile birlikte güzel bir arma eğitim videosu çekeceğiz. Arma 3'te Koopa, yani Türk askerliğine ilk başladığımız zaman ne yapıyoruz? Hangi eğitimleri almamız gerekiyor? Süleyman bize bunları gösterecek. Ben de bir er olarak bütün eğitimlerini dinleyeceğim. Hepsini öğreneceğim ve uygulayacağım. Umarım iyi bir video olur. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hadi videoya geçelim. Gökay, Türk Milisi Birliği'nin 1. Özel Kuvvetler Bölüğü'ne hoş geldin. Hoş buldum komutanım. Burada şu an ilk eğitimimiz olan basit eğitim, basit arma 3 eğitimini vereceğiz. Basit arma 3 eğitiminin amacı ve konusu nedir? Basit arma 3 eğitiminin amacı arma 3'e yeni başlayan arkadaşlarımızın basit eğitimin yani arma 3'ün temelinin nasıl oynanacağını bilmektir. Bunların hepsini sana göstereceğiz. İçerinde birçok şey vardır. Bu medikalden tut, ice menüsüne kadar yani her şey. Dilersen yavaştan başlayalım. Başlayalım komutanım. Emirlerinizi açayım. Şimdi öncelikle Ctrl Windows yapıp karşında bir menü çıkacak. Çıktı komutanım. Orada önce sağlıktan başlayalım. Medikal menü. Evet komutanım. Medikal menüye bastığında tam ortasında senin vücudun görünür. Burada Evet sağ komutanım. kolundan veya sol tarafından vurulduysan her şey gözükür. Medikal menüyü ben pek kullanmam. Daha çok direkt medikali kullanırım. Medikal kullanımı daha kolaydır. Şimdi örneğin sağ Örneğin kolun. benim bacağıma bir kurşun sıkın komutanım ve ben de kendimi tedavi edeyim. Evet. Komutanım medikal kısmına geleceğim, değil mi? Evet, medikale geleceksin. Orada yaralı olan yerlerine bir Evet, tedavi et bakalım. sol bacağımı şu anda bandajlıyorum komutanım. Evet, sarı renkte olduğu, hafif yaralı olduğumu belli ediyordu, değil mi komutanım? Aynen. Şimdi sağ bacağımı bandajlıyorum. Peki komutanım, zamanında bandajlamazsam ne olur? Zamanında bandajlamazsan buradan hareket ettiğin takdirde kanaman ağırlaşmaya başlar. Eğer kanaman çoğalırsa zaten vücutta kan kalmaz. Kan kalmazsa buradan tahmini 500-600 metre yürüdükten sonra bayılma durumu gerçekleşir. Bu durumda da zaten tamamen personelle iletişim kopacağı için seni Evet. duymaları ve seninle konuşmaları imkansız olur. Ancak grup halinde giderseniz öyle bir tedavi görebilirsin. Ama tek gidersen %99 ölüm kapındadır. Peki komutanım, şu anda sanırım gözlerim kararıyor komutanım. Bulanık görüyorum. Bunun için de morfin mi kullanmam gerekiyor, epinefrin mi kullanmam Önce gerekiyor? morfin, sonra efinefin. Bir de komutanım, morfin bildiğim kadarıyla bacak ve kol dışında bir yere yapılmıyor. Aynen. Morfini gövde veya kafaya yaparsanız direkt olarak ölüme sebep olur. Çünkü morfinin kandan girmesi lazım. Eğer vücuttan veya kafadan girerse ani ölümle karşılaşabilirsiniz. Peki epinefrin ne işe yarıyor komutanım? Kalp atışınızı dengeleyen bir şeydir. Misal çatışmadasınız, sağ bacağınızdan ve sol kolunuzdan vuruldunuz. Önce Evet. bandaj sonra morfinlerinizi kullandıktan sonra bir kalp atış sesi duyarsınız. Sağ Evet. taraflarda, ekranın sağ taraflarında da bir titreme gibi bir şey olur. Kalp atış sesini duyduğunuz anda eğilip efinefrin kullanacaksınız. Efinefrinin amacı da bu. Anladım. Bu konuyu anladım komutanım. Sıradaki konumuz nedir? Şimdi medikalde mesela sağ bacağınızdan, bundan sonra sol kolunuzdan, kafanızdan ve gövdenizden vuruldunuz. Evet. Tedavi etme önceliğiniz önce kafa olacak. Sonra gövde olacak. Sonra kollar olacak. Sonra da ayaklar olacak. Bunun önemi şöyledir. Kafanız olmazsa neyi nasıl algılayacağınızı anlayamazsınız. Evet. Gövdeniz olmazsa diğer parçalarla iletişime geçemezsiniz. Evet. Kollarınız olmasa çatışma durumunda silah kullanamazsınız.
bacağınız olmasa da çatışma alanından çekilemezsiniz veya ilerleyemezsiniz. Evet komutanım. Sağlık Bu konuyu eğitimi bu anladım kadar. komutanım. Teşekkür Efendim? ederim. Sağ olun komutanım. Bu konuyu anladım. Şimdi team management var. Bu operasyon öncesi takımlara ayrılmadır. Ve team Evet. management'a gelirseniz join red, green, blue, yellow vardır. Evet. Şimdi ben mesela mavi takıma girdim. Hayır komutanım. Kırmızı takımdasınız şu anda. Pardon, ben kırmızıya girdim. Buradan operasyon öncesinde briefing verilirken, örneğin biz 1. Özel Kuvvetler Bölüğüyüz. Evet komutanım. Araba arama kurtarma da, yani biz kırmızıya geçeceğiz, bu araba arama kurtarma maviye geçecek. Birlik birliğe ayrılır. Bunlar böyledir. Genelde operasyon öncesi kullanırız biz bunları. Burada Live Team ve Live Group var. Live Team, Team'den çık demek. Live Group da gruptan çık demek. Team'den çıkarsanız bu renkli takımlardan çıkarsınız. Gruptan çıkarsanız da oyuna ilk girdiğinizde grubunuzdan çıkarsınız. Evet komutanım. Management da bu kadar. Şimdi equipment'a geleceğiz. Evet, equipment seçeneğini açtım komutanım. Şimdi equipment'a en altta entrenching tool var. Evet Burada komutanım. dig small trench ufak bir siperdir. Daha çok hafif makinalar için tercih edilir. Dig big trench ise yüksek bir siperdir. Eğer 3 konumdan atış geliyorsa yapabileceğiniz en iyi siperlerden biridir. Big short trench ise kısa ve genişliği kısa olan, yüksekliği de kısa olan siperdir. Dig Giant Trench ise yapımı çok uzun, her şekilde sizi koruyabilecek bir siperdir. Dig Vehicle Trench ise bu da araçların siperidir. Genelde araçlar çatışma ortasında kaldığında bunları kullanırız. Evet komutanım. Şimdi orada Airplugs in var. Çatışma ortamında helikopterde, araçta veyahut uçaklarda bindiğinizde kulaklıklarınızı takarsınız. Bende Takmanızın şu anda yok komutanım. Bir tane alsam. önemi şudur. Al Bir tane onunla, bir tane de onsuz ateş etme izni istiyorum komutanım. Attınız mı komutanım? tamam, bak. Şu an ben attım. Onları Tamam, onu tak. diyorum. Bir ben onları takınca ateş edeyim. Bir de onları takmadan ateş edeyim. Şu an taktım komutanım. Bak şimdi. Çıkarayım mı komutanım? Şu anda çıkar. Çıkardım komutanım. Siz de Fark var yan mı? çok çok yanımda olmadığınız için ben deneyim komutanım. Yalnız sende susturucu var. Çıkarayım komutanım onu. Sıkıyorum komutanım. Sanırım bu silahta pek etki etmiyor komutanım bu. Silahlar be, yani senin silahın 5.56 olduğu için pek etki etmez. Ancak seri atışlarda mesela şöyle silahını seri konuma alıp ateş edersen orada etki edebilir. Evet, şu anda bir çınlama var komutanım. Evet, çok seri atışlarda etki eder zaten. Evet, bir de takalım öyle atış edeyim komutanım. Tamam. Şu an çınlamam geçti. Şu an hiçbir etki yok komutanım. Demek ki kulaklarımızın çınlamasında büyük bir etki sağlıyor. Aynen öyle. Çınlamamasında. Operasyon sırasında takım arkadaşlarınızı dinlemek için kullanılacak en iyi şeydir. Şimdi burada attach item var. Burada iron strop, burada bir strop nesnemiz var. Bu nesne bizi yabancı sinyallerden koruyacak bir nesnedir. Evet komutanım. Yabancı sinyal nedir? Karşı düşmanın helikopterinin bize kilitlenmesini önleyebilecek bir şeylerden biridir. Geri put back on chest'tir. Bu paraşütle atlama yapacağımızda, helikopterden atlama yapacağımızda Gösterebilir kullanacağımız misiniz komutanım? efendim. Gösterebilir misiniz? Şimdi şöyle, equipment'tan put back on chest yaparsak çantamızı öne alır. Çantamızı öne aldığında zaten yavaş yürüme, yani kontrol C açılır. Bunun nedeni
Önümüzde bir çanta ağırlığı olacak. Bir de gerimizde çanta ağırlığı olacağı için karakter çok hızlı hareket edemez. Evet komutanım. Bu durumu biz genelde helikopterden ve uçaktan atlarken kullanırız. Veya operasyon bölgesine, bir üst bölgesine gidersek, üst bölgesi dediğim bir dağın tepesi olabilir veya bir nehir kenarı olabilir. Bunu alırız. Bir de arkamıza işte takımın götüreceği malzemelerden oluşan bir çantayı alırız. Hem takıma faydamız olur hem kendimize olur. Bunun Evet. nedeni budur. Başka amaçlar için de kullanılabilir. Şimdi put backpack on chest'in üstünde place campfire var. Place campfire kamp ateşidir. Dediğim gibi gece veya bir kamp gece kamp yaparsanız veya bir üst bölgesine giderseniz kullanacağınız materyallerden biridir. Evet komutanım. Place campfire da böyle. Animasyonlar var komutanım. Göstermediğiniz bir de el işaretleri var. Animasyonları da göstereceğim. Bir dakika. Şimdi Equipment'ta Gestures var. Bu Gestures Control 1, 2, 3, 4 yani bunların anlamına da gelebilir. Bunları genelde biz birlik personelimize basit eğitim sırasında gösteriyoruz. Şu an mesela Gökay bir kontrol 1 yaptığımızda tam olarak yani 180-190 derece arkamızı gösterir bize. Bu Evet da komutanım. arazide tekli sıra veya bir düzen içinde hareket ederken arkadaki personelimize bakmak için kullanılabilir. Kontrol 2 yani şu an Siz yaparsanız daha iyi görünür komutanım. Ben kendimi göremediğim için. kontrol 2 takım dur işarettir. Takım dur nasıl kullanılır ve nerede kullanılır? Meskun mahalle, arazide, operasyonlarda her türlü görevlerde takımın toplu şekilde hareket ettiği yerlerde kullanılabilir. Kontrol 3. Motor kapat. Yani bunların birçok anlamı var. Motor kapat, bölgeye dağıl, bölgeyi süpür, bölgeyi temizle anlamlarına gelir. Bunlar görevin şartlarına göre değişebilir. Kontrol 4 ilerleyin. Araçlar olarak, piyade hareketi olarak veya uçaklar olarak ilerlemeyi gösterir. Kontrol 5 takım toplan. Operasyonlarda dağınık bir takımı toplar. Kontrol Evet. 6. Kontrol 6'da ateş ede ede ilerleyin. Veya Hücum yani vurarak komutanım. ilerleyin. Bunların anlamına gelir. Dediğim gibi bunların hepsi operasyon şartına göre değişebilir. Kontrol 7 sen veya o anlamına gelir. Yani işarettir. Kontrol 8 dur, aracı kapat, motor durdur veya ihtimal sırasında kontrol 8 yapıp bir adım öne çıkarsınız. Rütbe artı isim. Ondan sonra bir maruzatım vardı komutanım. Kontrol Evet. 9'da. Ben buradayım. Veya durun. Bekleyin. Sağa sola dağılın. Bu tür anlamlara Kontrol 9'u gelebilir. da gösterir misiniz komutanım? Kendim. Kontrol 9'u da gösterir misiniz? Evet. Yani Peki budur. komutanım animasyonları da anlattıktan sonra şimdi hangi konuya geçeceğiz? Bakacağız. Şimdi Evet. animasyonlarda relax poz var. Bunların hepsi rahat pozlardır. Yani bunlar rahattır biraz daha böyle. Personel rahat takılır. Sanki dinlenme alanındayız gibi durur. Relax pozları pek de göstermeye gerek yok. Şimdi burada bizim işimize en çok yarayacak şeylerden biri statik poz. Burada 7 yüksek tutuştur. Komando anda okurken veya Gösterebilir misiniz komutanım? farklı durumlarda Bu şekilde. işimize yarayabilir. Evet, güzel bir poz komutanım. Şimdi tekrardan mesela statik poz 6 var. Böyle bir pozisyon. Yani bu pozisyonları tek tek göstermeye kalkarsak bizim bir 10-15 dakikamızı alır. Evet komutanım. Bunlar da pozisyonlarımız yani. Aynen. Burada en çok Yüksek işimize tutuş yarayacak bilmem şey ne. action stand push up'tır. Yani şınav.
Evet. Bir dakika, onu da gösterelim hemen size. Ben yapıyorum şu an komutanım, sınav çekiyorum. Da siz yaparsanız tabii daha iyi görünür. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç oldu komutanım? Bileyim lan. Saymadıkken bu herhalde sıfır. Sıfır komutanım. Çekemedik ya. Allah. Eskimişiz be. Neyse. Yaşlanmışsınız. Evet komutanım. Animations'ta Aircraft Carrier var. Bunu genelde havacılar kullanır. Biz piyadelerin pek kullanmayacağı bir şeydir. Uçak Evet. indirirken ve kaldırılırken kullanılır. Bir de Pencil Current Animations var. Bu da aktif olduğu bir animasyonu iptal eder. Örneğin silahımız yüksek tutuştayken buna basarsak iptal olur. Şimdi Anladım komutanım. bundan sonra atış eğitimlerine doğru geçelim. Bakalım atışlarda nasılız. Çok küçük bir eğitim daha alalım komutanım. Ondan sonra diğer konularla alakalı. Pardon, atış eğitimine geçmeden önce bir telsiz eğitimi yapalım. Evet. Ctrl P'ye bastığınızda Bende o da yok. Alayım hemen komutanım. Bir saniye. Aldım. 152 kullanıyorsunuz değil mi komutanım? evet. Tamam. Açtım. Ctrl P'ye bastığınızda orada C1 ve yan tarafında frekanslar çıkar. Burada CLR vardır. Ufak bir tuş. Bu frekansı temizler. Buna bastığınızda frekansı temizler ve oraya bir frekans girersiniz. Şu an biz 50.1 frekansını kullandığımız için bunu yazıyoruz. Evet kanka. CLR'nin altında ENT tuşu vardır. Bu ENT tuşu frekansı ayarlar. Bir kere bastığınızda frekans sabitlenir. Onun altında PRE artı ve eksi tuşu vardır. PRE artı sonraki kanaldır. İkinci kanala geçer. PRE işte artı artı diyerekten 9 tane kanal mevcuttur. 9 tane kanal koyulur. Mesela ben C1'e 50.1 yaparım. İkinci kanalımı da karargahın ortak iletişim kanalı olan 60 kanalını çekerim. Bu kanalı kullanırım. Ardından Evet. speakers ve hitbox var. Buradan speakers demek yani dışarıya Hoparlörü doğru alıyor. efendim. Evet. Hoparlör yani komutanım. Speakers, hoparlör, telsizin sesini dışarı verir. Genelde uzun telsizler kullanır bu speakers olayını. Dediğim gibi speakers da o ek kanal olarak ayarlar. Şimdi ek kanala basarsak bir kere A1 nokta şey yazar. Frekans. Bu genelde birlik komutanları yani şöyle diyeyim takım komutanları arasında kullanılan bir telsiz koddur. Sadece Evet. komutandan komutana haberleşme arasında kullanılır. Bunun frekanslarını sadece komutanlar belirler. Onun sol tarafında ses ayarları var. Ses ayarları 80, pardon. Ses ayarları sadece sağ, sadece sol ve sağ olarak ayarlanır. Bu telsizin sesinin hangi taraftan çıkacağını ayarlar. Şimdi bir de telsizimizin üst tarafında, telsiz anteninin sol tarafında ses azalt ve sesi yükselt vardır. Bunlar telsiz sesini düşürür ve arttırır. Genelde burada düşürmeye odaklıdır. Buradan 100 yaparsanız çok net bir şekilde telsiz sesini duyarsınız ama sağır da olabilirsiniz. Normali 60'tır. Evet. Telsiz kontrol yapmak istiyorum komutanım. Nasıl yapacağım? Tabii ki telsiz kontrol yapmak için önce Caps Lock tuşuna basılı tutarak Ama bir saniye, bir saniye. Hoparlörde kalmış benimkisi. Ha, tamam. Evet. Caps Lock'a basılı tutarak 50.1 cihaz kontrol veya Sizinki de hoparlörde 50.1 komutanım. demeniz yeterlidir. 50.1 cihaz kontrol. Alındı Kendimde. anlaşıldı. 5 net cihaz kontrolü tamamlandı gibi kelimelerle de bu işi bitirebiliriz. Anladım komutanım. Telsiz bu kadar.
Co-op'a yeni başlamış bir arkadaşlara tavsiyemiz var. En öncelikle ast üst yani hiyerarşi ilişkilerini öğrensinler. Şöyle diyelim, şu an Gökay kursiyer, ben teğmenim. Gökay'ın bana komutanım demesi lazım, saygılı davranması lazım. Ben Yaşı kaç olursa olsun. aynen karşınızdaki adam isterse 10 yaşında olsun, siz isterseniz 50 yaşında olun. Yani burada yaş değil, rütbe söker. Evet. Söyleyeceğimiz şey budur. Bu bir Benim rol Gökay'a oyunudur. karşı Evet. asabi bir tavırla değil, gayet sevecen ve personelini seven bir tavırla yaklaşmam lazım. Öyle yaklaşırsak ast üst yani hiyerarşik ilişkiler sonuna kadar iyi olur. Sonuna kadar iyi olması da kendi birlik personelimiz açısından yani bizim açımızdan değerlidir. Hiyerarşik bizim için en önemli eğitimlerden biridir. Hiyerarşi eğitimleri. Evet komutanım. Şimdi düzen ve sıra hareketleri var ama onun için Onları da bir sonraki videoda aynen anlatalım komutanım. onları da bir sonraki videoda yapacağız. Evet, sırayla her video için bir eğitim şey yapacağız arkadaşlar, çekeceğiz. Tabii böyle eğitimler yani istesek bunlar bitmez. Yani yüzlerce eğitim var co-op'ta. Sizler de eğer böyle videoları istiyorsanız, bu eğitimleri merak ediyorsanız, bu eğitimler nasıl alınıyor, ne öğreniyoruz, ne öğreniyoruz ve bu öğrendiklerimizi uyguluyor muyuz? Bunları merak ediyorsanız bu videoya bir like atmanız yeterli. Hala da izlediğiniz halde abone değilseniz bir abone olun. Bu da bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.